Çekeceğim, çile çekeceğim demeyin de video çekeceğim. Şimdi torunum da yanımda. Dedeyle ben de çıkayım dedi. Şundaki güzelliği bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bayram geldi malum. Kurban kesen de kesmeyen de. Herkesin evinde iyi kötü idare edecek kadar bir et var. Şöyle söyleyeyim. Etimizi tam boşa harcamayalım. Ne yapalım? Etimizin yanında alternatif doyurucu malzemeler yapalım. Bunların işlerinde en iyisi ne? Patates püresi. Hem etimize lezzet katacak hem tabağımızı güzelleştirecek. Kızım. Burada 3 tane orta boy patatesimiz var. Bunu kişi başı 1 tane olarak hesaplayacağız. Şimdi hızlıca patatesimizi soyuyoruz. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Evet. Evet mi kızım? Patatesimizi soyduk. Bunu ne yapacağız? İkişer üçer parçaya böleceğiz. Şu şekilde. Ben bunu tabii daha önce yıkadım. Patatesle ilgili size şunu söyleyeyim. Önce ocağı vurayım ondan sonra söyleyeyim. Üzerine su hafiften geçecek kadar yapıyoruz. Çok fazla sulu yapmıyoruz. Suyunu kapattı. Şimdi ocağımıza vuralım. Şimdi patatesle ilgili şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar patates püresi kesinlikle soyulmuş patatesten yapılır. Patates püresinin en büyük özelliği patatesinin soyulmuş olması. Sebebini söyleyeyim. Nişastasını içinden atması gerekiyor. Ve ağır patates kokusunun içinden çıkması gerekiyor. Eğer patates püresini soymadan yaparsak ne yapar? Nişastası içinde kalır. Kumpür diyoruz ya. İşte o kumpürün kokusu gelir. O da ne yapar? Patates püresini patates püresinden çıkardın. Değişik bir tat verir. Bunu haşlarken tuz atmayacağız. Tuz atmayacağımızın sebebi şu. Tuz atırsak tuz kolunu alır. Dışını sertleştirir. İçi yumuşak kalır. Tuzsuz bir şekilde. Ne yapıyoruz? Tamam, tarif ediyoruz. Tuzsuz bir şekilde biz patates püremizi haşlayacağız. Şimdi ne yapacağız? Suyumuzu verdik. Kapağını kapatıyoruz. Haşlanmasını bekliyoruz. Şöyle açıyoruz. Şöyle bakalım. Dibinde çok az bir su kalmış. Şimdi bu suyun fazlasını hafiften de bir süzdüreceğim. Şimdi bunu çatal yardımıyla iyice bir ezeceğiz. Yani süt falan ilave etmeden. Ki eğer biz şimdi bu aşamada buna süt ilave edersek ne olur? Bir daha biz bunu ezemeyiz. Pütür pütür kalır. Yani bu içindeki pütürler gidene kadar tamamen ezeceğiz bunu. Arkadaşlar şimdi biz bunu ne yaptık? İstediğimiz kıvama getirene kadar çatalla şu şekilde ezdik. Şimdi ikinci işleme başlıyoruz. İkinci işlem ne? Ocağımızın altını hafiften yakıyoruz. En küçük gözü. Tuzunu atıyoruz. Yağ ile ilgili de şunu söyleyeyim. İster sıvı yağ, ister tereyağı. Elinizde ne varsa onu katabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar yağ yeterli. Yağ ve tuzu yedirdik. Şimdi sütü verirken orantılı vereceğiz. İstediğimiz kıvama gelince sütü bırakacağız. Yani sütü birden kaldırıp dökmeyin. Azar azar yavaş yavaş süt verin. Siz tam hangi kıvamı istiyorsanız o kıvamda süt vermeyi bırakabilirsiniz. Diyelim ki pürenizi erken yapmak zorunda kaldınız. Geç saatte vereceğiz. O zaman pürenizi hafiften cıvık yapabilirsiniz. Cıvık diyeyim yani. Çok koyu yapmayın. Akşama kadar beklettiğiniz zaman ne yapar? Kendisini çeker. Misafirlere verirken mahcup olursunuz. Ya da tekrar sulandırmak zorunda kalırsınız. Kişi başına bir tane orta boy patates hesaplasanız yeterli. Şu anda patates püremiz hazır. Ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Önce şunu söyle. Şu şekilde patatesler kendini yukarı doğru atmaya başlar. Yani bu patates püremiz olmuş demektir. Kaynamış demektir. Tekrar sunuma geçelim. O ayrıntıyı da atlama.
orijinal olması gereken patates püresi bu. Misafirlerinize etin yanında tabakta sunabileceğiniz alternatif bir yiyecek. Ne yaparsınız? İşte 4 kişi misafir, 4 tane patates haşlarsınız. Patatesi tabağın yarısına vursunuz. Diğer yarısını et vursunuz. Etle patatesi buluşturarak yersiniz. Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Afiyet olsun. Videoların devamı gelecek.